Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda kullanıcılara sıkıntı yaratabilecek bir konudan bahsedeceğiz. Buradaki uyku moduna geçme olayı. Bekleme modu tabii ki güzel bir özellik. Özellikle laptopta kullanmadığım zaman şarjın hızlı bir şekilde bitmesini engelleyen otomatik kapanma sistemi. İki farklı fonksiyonu var. Birisi ekranın kapanması, diğeri de uyku moduna alınması. Uyku moduna alındığında bilgisayar komple duruyor. Ekran kapandığında ise sadece ekran görüntüsü siyah bir şekilde bürünüyor ama bilgisayar çalışmaya devam ediyor. Zaten bilgisayarın enerjisinin %60'ından fazlası ekran yediği için de kısmen aslında ekran büyük ölçüde bizim pil tasarrufumuzu sağlıyor. Peki bu ayarları nasıl değiştireceğiz? Hemen ona bakalım. Laptoplarda direkt zaten güç batarya simgesi üzerinden sağ tık yapıyorum ve güç seçeneklerine geliyorum. Eğer laptop değil masaüstü uygulamanız Windows sürümünüz masaüstünde kuruluysa veya bu bölümü göremiyorsanız da denetim masasına tıklıyorum. Gelen menü üzerinden güç seçeneklerine tıklayarak aynı bölüme ulaşabiliyorum. Burada dikkat edilecek konu şu. Laptoplar için geçerli tabii ki bu. Prizde ve güçte, yani fişin takılı olup olmamasına göre iki farklı ayar var. Ayarınızı eğer düzgün ayarlamazsanız, buradaki ayara dikkat etmeden, yani bu iki seçenek arasındaki farka dikkat etmeden ayarlamaya çalışırsanız da düzgün çalışmayacaktır. Hemen bunun nasıl yapıldığını görelim. İkisi de zaten aynı menüye yönlendirecek. Ekranı kapat ve uyku modu. Pildeyken ve prizdeyken ayrı ayrı seçenekler var. Uyku moduna hiçbir zaman geçmesini istemiyorsanız bilgisayarını, herhangi bir buradaki örneğin pildekini ayarlayalım. 10 dakika ayarlı. Bunu hiçbir zamana çevirdim. Prizde de hiçbir zamana çevirdim. Değişiklikleri katlettim. Sadece bu kadar. Otomatikman zaten artık bilgisayarımız hiçbir zaman uyku moduna geçmeyecek. Aynı şekilde ekranın kapanmasını istemiyorsanız, uyku modu çok fazla sıkıntı çıkarmayabilir ama ekranın kapanması çıkarıyor. Bazen kullanmış olduğunuz video oynatıcıya da bağlı olarak uyku moduna geçmesini engelleyen bir özellik yoksa, filmi izlerken ortasında da tabii ki böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Burada uyku moduna geçip geçmemeye karar verirken Windows mouse hareketini baz alıyor. Zaten klavye ile ilgili herhangi bir o kadar zor bir işlem değil ama mouse'da herhangi bir hareketlilik yoksa, klavyede herhangi bir hareketlilik yoksa otomatikman bu süreleri işletiyor. Aynı şekilde ekranın kapanmasını istemiyorsanız da buradaki ayarlardan hiçbir zaman seçeneklerini seçerek prizde veya pilde ayrı ayrı ayarlamanız gerekiyor. Buradaki ayarlarımızı düzeltelim. Videomuzu artık sonlandırıyoruz. Konuyla ilgili sıkıntınız olursa, probleminiz olursa kanaldan veya videonun altına yorum yazarsanız mutlaka cevaplayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.